tecrübelerimle de söyleyebilirim. Birçok aile diyor ki, eğer tanımadığı bir odaya girerse, bazen bir akraba ziyarete gelirse doğumun açılma döneminde kasılmalarının azaldığından bahsediyorlar. Bu da aslında o kasılmaları yaratan oksitosin hormonunun ne kadar utangaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Herhangi bir tehdit anında kaçabiliyor. Bu da onu gösteren bir şey. Bu yüzden ailenin yanına daha önceden konuşulan ve sadece onun istediği kişiler alınıyor. Biz de bunu sağlıyoruz zaten. Yani keşkesi doğum ekiplerinin rollerinden biri o ortamı korumak. Ama şöyle söyleyeyim, genellikle de anne ve baba yalnız gelmek istiyorlar. Önceden aileyle de konuşma tekniklerini onlara öğrettiğimiz için ve bu doktoru, yani keşkesi doğum doktorunu da çok rahatlatıyor. Çünkü kalabalık bir grup, kalabalık bir aile ve devamlı size soru soran ve doğumu bilmeyen insanlar aslında doğumda müdahale ve sezeryen oranlarını arttırıyor. Komik gibi gelebilir ama gerçekten arttırıyor. Bu yüzden bütün keşkesiz doğum aileleri genellikle eğitimden sonra sadece anne, baba, onlara destek olan ekiplerle birlikte devam ediyorlar ve doğumdan sonra aileye haber veriyorlar. Aile içinde rahat oluyor. Merak etmesinler, onlar doğum psikoloğu tarafından doğumun bütün aşamalarında mutlaka bilgilendiriliyorlar. Çünkü bilgilendirmezsek onların da keşkesiz çıkmasını istemeyiz doğumdan. Hepsi bilgiyi aldığı için hastane odası, doğum odasının dibine kadar gelmek zorunda da kalmıyorlar. Evet, keşkesiz doğumda mahremiyet temel sağlanan ihtiyaçlardan biri ve ekibin rollerinden de biri.